Nazmı var. 29. söz ne anlatıyor abi? Bir mukaddimede iki maksat var Mehmet abi. Mukaddimede ne anlatılmış? Melaike ruhaniyatın vücudunun ispatı yapılmış. Mukaddimede. 29. sözün mukaddimesinde melaike ruhaniyatın vücudunun ispatı yapılmış. Ondan sonra iki maksat gelmiş. Birinci maksatta melaikeyi nasıl tasdik edeceğiz? Bu dört esasta anlatılmış. İkinci maksatta da kıyamet, ahiret, mevti dünya ile alakalı altı tane suale cevap verilmiş. 29. sözün asıl konusu haşirdir. Evet abi. 10. sözdeki haşirle 29. sözdeki haşir bahsi arasındaki münasebet ne? 10. söz Esma-i İlahi'ye dayalı haşrin ispatıdır. 29. söz eski seyidin nokta risalesinin geniş bir izahıdır. Akli izahı yapılmış haşrin yani. Ahiretin. 10. söz Esma-i İlahi'ye dayalı. 29. söz akli ispatı yapılmış. 29. sözün asıl konusu haşirdir. Süleyman abi. Asıl konu haşirdir. Diğer melaike, ruhaniyet, ruh bahsi anlatılarak en sonunda anlatılacak bu ahiret, mevtü dünya, kıyamet hakikatine zemin olması için. Yani bunları melaikeyi kabul eden, ruhaniyeti kabul eden haşri daha rahat anlar yani. Evet abi. Evet. Şimdi biz melaikeyi nasıl tasdik edeceğiz? Bu birinci esas, birinci maksatta o anlatılmış. Şimdi bizim altı tane iman esasımız var. Bu iman esaslarına biz nasıl iman ediyoruz? Meleklere de imanın bir böyle çizgileri var yani. Başı var, sonu var. Bizim kader anlayışımız ne? İyilik, güzellik, kemalat Allah'a verilir. Kusurlar üzerine alınır. Bu teklifi kader. Bir de fıtrata ait, hilkata ait tekvini kader var. Bizim kader anlayışımız ilim, irade, kudret taallük ediyor. İmam Ebu'nun kitabının Allah her şeyi yaratıyor. Teklifi kader noktasında iyilik, güzellik, kemalat Allah'a veriyoruz. Kusurlarımızı üzerimize alıyoruz. Enfüse ve afaka bakıyor. Halkı ve şerri Allah yaratır. Şerre insani sebebiyet verdiği için mesuliyeti o çekiyor. Vücudu hariçte olan bir şeyi kendine nispet etmek şirktir Mehmet abi. Harici vücutta olan bir şeyi. O yüzden bizim tercihlerimize kendimize nispet edemeyiz. Bunu Kader Risalesi'nin ikinci mefasının altıncısında anlatıyor. Meyil ve tasarruf. Bizim tercihlerimizden bir sorumluyuz. Hani bir şey veremezdik kendimize? Orada içine girmiş. Tercihlerimizin temeli neymiş? Meyil ve tasarruf. Yani meyil ve tasarruf emri itibariymiş, emri nisbiymiş. Hariçte vücudu olmadığı için bize nispet ediliyormuş. Eğer hariçte vücudu olsa Osman abi kendimize nispet edemeyiz. O hariçte olan bir şeyi kendimize almak ne oluyor? Haksız temellik. Şirk oluyor yani. Evet. Şimdi kadere böyle iman ediyoruz. Peygamberlere nasıl iman ediyoruz? Bakın çok orijinal bir tespit abi üstad. Biz biliyoruz ki peygamberler sadece insanlara gelmiş. Öyle değil mi? Hı. Ama Yusuf Hazretleri ne diyor? Karıncayı emirsiz, arıları yasupsuz bırakmayan kudreti ezeliye elbette beşeri bırakmaz nebisiz değil mi? Nizam-ı alem. Böyle ister elbette diyor. Yani Allah bütün alemdeki bütün mahlukata bir rehber tayin etmiş. Önder tayin etmiş. Cihazları, istatları, kabiliyetleri, emelleri, arzuları daha böyle geniş çaplı olan insanı başıboş bırakır mı? Bırakmaz. Ona da o manada bir önder tayin edecek. Kainattaki nizamdan peygamberliği ispat ediyor abi. Öyle değil mi? Bak, bakın nübüvvet hakikati her şeyde var. Karıncada da var, arada da var nübüvvet. Ama risalet hakikat tektir. Değil mi abi? Risalet tek. Risalet vazifesiyle vazifeli bizzatlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vücuduyla gelip o vazifenin başına geçene kadar diğer peygamberler onun o vazifesine vekalet etmişlerdir. Buna nübüvvet deniyor. Nübüvvet beşer canibi, risalet Allah canibi abi. Diğer peygamberler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neydi? Muini ve avanesi, yardımcısıdır yani. Bu şehre bir vali atandı. Devlet atadı valiye. Ama adam gelmedi. Onun yerine vekalet ediliyor. Allah bu kainata bir teşrifatçı, bir rehber, bir önder tayin etti. O vücuduyla o vazifenin başına geçene kadar, değil mi?
Vekalet. Diğerleri o vazifeye vekalet ediyorlar. Bu açıkça külliyatta geçiyor. Bak peygamberleri nasıl? Bir haddi hududu var yani. Nasıl iman ediyor? 124 bin peygamber var. Kitaplara iman. İşte 4 büyük kitap var. Şu kadar suhuf var değil mi? Allah'a iman edeceğiz. Allah'a nasıl iman edeceğiz? Binbir Esma-i Hüsna'yla. Değil mi? Mesela bir insan, bakın bu çok zordur yani. Mesela Allah'ı Rahman biliyor. Rahim biliyor. Rauf biliyor. Hennan biliyor. Mennan biliyor. Erhamer Rahim'in olarak biliyor. Amin. Aynı o kimse Allah'ı Cabbar olarak, Kahhar olarak, Müntakim olarak, Şedidül İkab olarak bilmesi çok zor abi. Yani mesela sen Mehmet abi birini tanıyorsun. Adam müthiş merhametli veya müthiş cömert. Duysan ki o adam zalimlik yapmış veya cimrilik yapmış. Verebilir misin hemen onu? Yok. Çok zor. Nasıl yapar ya? İnanmam dersin yani. Bakın Ebubekir Sıddık demişler ki Miraç hadisesi olduktan sonra Peygamberimiz Miraç'a haber vermiş. Diyorlar ki senin arkadaşın yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mescidi efendim haramdan Mescid-i Aksa'ya gitmiş akşamleyin. Oradan semalara çıkmış. Allah ile görüşmüş. Diyor ki Muhammed mi diyor bunu? Evet. Ben diyor gözüme inanmam, kulağıma inanmam, Muhammed'e inanırım diyor. Orada ne olmuş? Hangi ünvan almış? Sıddık orada olmuş ya. Yani. Orada şöyle deniyor ama ilk önce akıl mertebesine çekip ya diyorlar buradan hani şu kadar sürede diyor bir anda Kudüs'e İşte ben kısa söyledim abi uzun şey yapma. Akıl mertebesine indirip orada şey inkara şey yapmaya çalışıyorlar. Evet yani. Devam edin abi. Şimdi Allah'a nasıl iman ediyoruz abi? Yani böyle Allah'ı tanımak hem Rahman, Rauf. Şimdi Rahman, Rahim, Rauf, Atuf, Hennan, Mennan. Bunlar abi aynı manaya geliyor ama bir asıl hususiyeti ifade etmek için yani. Mesela biz deriz merhametli insan, bir de çok çok merhametli insan. Ya acayip merhametli insan deniyor ya. İşte Arapçada bunları hususi olarak ifade etmek için o isimler kullanılıyor yani. Rahman umumi, Rahim hususi değil mi? Rauf, Atuf bunlar daha böyle ince abi. Ya Erhamer Rahim'in değil mi? Mesela Peygamberimiz diyor aleyhissalatü vesselam bir kimse üç kere Ya Erhamer Rahim'in, Ya Erhamer Rahim'in, Ya Erhamer Rahim'in dese, bir şey istese Allah onu boş çevirmez diyor yani. Yani şimdi niye söyledik? Hani biz iman hakikatlerinden Allah'ı bilmek nasıl olacak? Yani Allah hem merhametlerin en merhametlisidir hem de şedidül ikaptır abi. Hatırlarsanız 24. sözün birinci kitabı bunu anlatıyor. Allah'ı böyle tanımak yani. Bütün esma-i hüsnasıyla güzel bilmek. Evet. Bütün esma-i hüsnasıyla güzel bilmek bunun kemalini bir kişi yapmış abi. Ve de Miraç o yüzden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a masal olmuştur. Şeyde. Niye? Diğer peygamberlere değil de diğer insanlara değil de o görmüştür. Çünkü bütün iltifat marifete tabidir yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlarda o potansiyel var. Allah'ı görme potansiyeli. O potansiyeli kuvveden fiile bir kişi çıkarmış abi. İşte Miraç Risalesi'nde hani hatırlarsanız bütün Esma-i Hüsna'sıyla tecelli-i zatıyla nevi insanın azam bir ferdine tecelli. Miraç'ın sırrı buymuş. Miraç-ı Ahmed Aleyhisselatü Vesselam sırrı neymiş? Allah bütün Esma-i Hüsna'sıyla tecelli-i zatıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam birden aynı ruhunda gösterebilme o potansiyelini kuvveden fiile çıkardığı için gözükmüş ona abi. Şimdi bizim dersimiz melekler. Peki melekleri nasıl tasdik edeceğiz? Konumuz o. Dersin dört tane başlığı var. Bunları ben yazayım tahtaya. Bu 24 sözün başında diyor ya birinci dalda. Allahu la ilahe illa esma-i hüsna. Evet. Yani la ilahe illallah hakikatinin kemal manada anlaşılması, levhül esma-i hüsna hakikatinin anlaşılması. Yani Allah'ın bütün isimleri de bilmek çok önemli. Evet. Yoksa diyor mesela Cenab-ı Hakk'ı adil, hakim bilip yani bir ismi bilse arkasındaki esma bütününe bakmasa diyor gaflet ve tabiat dayata düşebilir diyor. Bu her şeyde böyle. Allah'ın bir ismi asıl. Bilmek gerekiyor. Bir ismi asıl her şeyde.
diğer isimler orada şahsiyeti manevize bulunuyor. Evet. Mesela güneşte Nur ismi asıldır. Alim ismi, Kadir ismi, Münevvin ismi değil mi? Evet. Efendim, Münevvilen Nur ismi, Mukadderen Nur. Hep orada o şahsiyeti manevize bulunuyor. Bütün ama asıl var Nur. Ama bir tane galip evet. İsmi. Toprakta mesela Hafiz. Diğerleri onun şeyinde bulunuyor, zımnında. Şimdi abi, aynısı insanda böyle abi. Mehmet abi, sizde Allah'ın bir ismi var. O isim asıl abi. Asıl maharet. Marifetullah dediğimiz. Sen kendindeki o ismi bakın tespit edemedikçe yani ben Allah'ı tanıyorum insan demesi doğru değil yani. Mesela İmam-ı Azam Efendimiz Adıl ve Hakem isimlerinde kendisine görmüş. O pencereden hükümlerini vermiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri kayyum değil mi? O kayyum penceresinden bakış açısının nazarlarını söylemiş. Hikmeti, manayı söylemiş. Bizde de öyle Mehmet abi. Bir isim var. O ismi tespit edeceğiz. Nasıl tespit edeceğiz? İki şey. Bir, geçmiş yaşantımıza bakacağız abi. Allah biz ne yaptıysak bizi hayırlı işlerde muvaffak etti. O işlerdeki azami görürken isimlere bakacağız bir. İkincisi, Risale-i Nur'da daha ziyade bizim ilgi ve alakamız çeken risaleler hangisi? Oraya bakacağız yani. Kendi hakikatimizdeki o ismi tespit etmek için. Mesela Nadir abi notlarından okuduk değil mi abi? Nadir abiyle çok müzakere yaptık. Mesela senin ismin ne? Dediğimiz zaman Nadir abi ne derdi? Benim ismim İsmihal. Bazen Cilve-i Nur Muhammed'i derdi. Hatırladınız mı abi? Yani Nadir demezdi yani. Ben ismin ne? Benim ismim Hay. Kimlerdensin? Ben Katrelerdenim diyor. Veya Zühregillerdenim. Reşegillerdenim. Bak nazarı yani birinci derste, dünkü derslerde anlatılmak istenen yani bunu sen baktığın zaman nasıl bir meslek erbabı mesela şu ağaca baktığı zaman bundan büfe olur mu, dolap olur mu, masa olur mu hemen şey yapıyor. Bu kendi esmanı tespit etmedikçe yani bir insanın ya eksik yani çok cüzi kalıyor yani hakikatlerden bahsetmek yani. Çünkü sen daha kendini şey yapamamışsın ki şeye geçeceksin yani. Karşı tarafa geçeceksin. Tarikatta bir ara anlatmıştınız sanki değil mi? Sendeki hakim ismi biliyor diyor, demiştiniz sanki. Ona göre bir de ismine göre de virdini veriyor diye bir dersinizde anlatmıştınız sanki dinlemiştim. Evet onu tespit edelim abi kendimizdeki. Biz melekleri nasıl tasdik edeceğiz? Üstü Hazretleri bunu abi dört başlık altında anlatmış. Biz melekleri nasıl tasdik edeceğiz? Şuraya yazayım ben. Daha önce de bu dersleri yaptık ama bir daha yapıyoruz. Bir, hayat, şunu yazayım. Birinci esasta ne anlatırım? Şuraya esas yazayım abi. Esas, ikinci esas, üçüncü esas, bir de dördüncü esas. Birinci esasta ne anlatılmış? Vücudun, hayat ve şuurla münasebetine bilmek. Bunları izah edeceğiz şimdi. İki, melek ve ruhaniyet meselesinde efendim manevi icma olduğunu bilmek. Bunu da anlatacağız. Olduğunu bilmek. Üç, melek meselesinin vahdani bir hakikat olduğunu bileceğiz. Vahdani bir hakikat. Bunu da izah edeceğiz. Dördüncü de meleklerin efendim vazifesi ve sureti. Evet. Nasıl bileceğiz? Anlat. Vazifesi ve sureti. Melekleri nasıl tasdik edeceğiz? İrfan abi. Dört tane başlığı var. Bir, vücudun hayat ve şuurla münasebetini bileceğiz. Birinci esasta bu anlatılmış. İkinci esasta melek meselesinde manevi icma olmuş. Maddi değil. Yani ehli akıl ve nakil. Maddiyyun, tabiyyun, meşayyun, işrakiyyun. Hepsi maddi noktadan tarif etmişler ama yanlış tarife farklı tarifler var ama melek manasında, ruhaniyet manasında birleşmişler. Yani melekleri inkar eden bir adam, melekleri ben kabul etmiyorum diyen adamın hiçbir akıma o fikri dayanmıyormuş. Tabiyyun, maddiyyun dahi kabul etmiş yani. İkinci de o anlatılmış. Üçüncü de vahdani bir hakikat. Tek bir hakikatmış.
İmanın altı esası nasıl birbirinden bütün ayrılmıyor? Melek meselesi de öyleymiş. Ben meleği kabul ediyorum. Hepsini kabul edeceğim. Cebrail'i, Azrail'i, Mikail'i, İsrafil'i aleyhisselam kabul ettiğin gibi yağmur damlasına müekkel meleği, güneşe müekkel meleği değil mi? Zebani meleklerini, Rıdvan meleklerini hepsini kabul etmen gerekiyor. Ben hepsini kabul ettim. Bakın öyle diyenler var. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ayetler efendim Mikail'e, efendim Cebrail'e düşmanlık edenler var yani. Değil mi? Ya, kabul etmeyen insanlar var. Milletler var yani. Yahudiler mi? Evet. Hepsini kabul edeceğiz. Birini kabul etmiyorum. Yok. Birini kabul ettin. Hepsini kabul etmiş gibi. Birini inkar ettin. Hepsini inkar etmiş gibiymiş. Dördüncü esasta da meleklerin vazifesi ve sureti anlatılmış. Şimdi melekleri nasıl tasdik edeceğiz? Dersimizin dört başlığı var. Şimdi biraz okuyayım. Hepsine 15'er dakika şey yapsak bir saat yapar. Abi böyle kısaca bu 29 sözün birinci maksadını böyle bir beraber tezekkür etmiş olalım. Sual sorulabilir. Her soruya cevap var ama doğru ama yanlış. Yapıştır gelsin. Birinci esas vücudun kemali hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hayat vücudun nurudur. Şuur hayatın ziyasıdır. Elhasıl denilebilir ki hayat olmazsa vücut vücut değildir. Adem'den farkı olmaz. Şimdi dedi ki vücudun kemali hayat ilemiş. Peki vücut deyince ne anlayacağız? Lügatını söylüyorum ben külliyatta gördüğüm. İlmi vücutlar var. Ademi vücutlar var. İtibari vücutlar var. Bizim vücutlarımız var değil mi abi? Ne kadar vücut var? Şimdi vücut dediğimiz zaman hepsini düşünelim abi. Yani hiçbir şey kalmasın hariçte. Vücudun kemali hayat ileymiş. Hayat olmazsa vücut vücut değilmiş abi. Vücut nereden başlıyor diye sorsak. Ağaçtan aşağıya mı vücut diyebiliriz? Vücut kavramı Cenab-ı Hak için vacibül vücut ifadesi. Zaten de vacibül vücuttur. Bu vücut şey vücuttur. Yani bakarsan ona göre. İlmi vücut ya da ademi vücut. Yani hepsini düşünelim abi. Ne kadar vücut var? Hepsini düşünelim. Hiçbir şey kalmasın hariçte. Bu vücutların kemali hayat ileymiş abi. Yani nerede vücut varsa Allah onu efendim hayatlı yaratmış. Eğer hayat olmasa o zaman vücut vücut değildir. Bir manası yokmuş yani. O zaman şöyle düşüneceğiz. Yani biz meleklere nasıl tasdik edeceğiz? Ne kadar vücut var orada hayat sahibi mahlukat var abi. Ve şuur hayatın ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Hayattaki maksatlar da şuurla anlaşılıyor. Eğer şuur olmazsa o zaman bu hayat niçin? Bu hayatı yapan niçin yapmış değil mi? Hayattaki maksatlar şuura ziya diyor. Şuur hayatın ziyasıdır. Ziya nasıl aydınlatıyor? Mesela güneş olmasa her şey nasıl karanlık? Şuur da olmasa hayattaki maksatlar anlaşılmıyor. Şimdi cümleyi toparlayalım. Vücut olmazsa hayat hayat değildir. Hayattaki maksatlar da şuurla anlaşılıyor. Şuur hayatın ziyasıymış abi. O zaman meleklerle münasebetine abi ona geliyoruz. Allah ne vücut yarattıysa abi orada hayatlı ve şuurlu ne var? Melaike ve ruhaniyat var. O zaman o vücut vücut değilmiş abi. Bakın şu anda Neptün'de efendim Şems-i Şumus'ta Vega yıldızında değil mi? Efendim Mars'ta bilmem nerede mahlukat var mı? El cevap evet orada zişur. Hayatlar ve zişur Allah'ın mahlukatı var abi. Nerede vücut varsa? Evet orada hayat ve şuur var. Cümleler böyle. Şu anda hani kendimden bir yorum yok şu anda. Nerede hayat var? Mehmet abi, şey vücut var. Orada hayat var. Nerede hayat var? Orada şuur var. Zaten abi şuura Mikail diyorduk. Hayata da İsrafil diyorduk yani. Ha. İkisi. O mevcut olması için ilim, ilade, kudret olunca da vücuda çıkıyor zaten. Zaten hepsi malzeme şöyle, nerede var. Cebrail var orada Mikail var. Nerede Azrail var orada hayat diyebiliriz yani. Mehmet abi. Melekleri nasıl tasdik edeceğiz? Bir. Vücudun hayat ve şuurla münasebet edebileceğiz. Hiçbir yerde boş hiçbir şey yok abi. Hiç boş hiçbir şey yok. Nerede bir vücut var orada oraya göre oraya münasip. Allah ne yaratmış? Melaike ruhani. Peki hemen soruyorum abi. Şunu melekleri niye görmüyoruz? Bunun üç tane sebebi varmış okuyun.
Sayfa 508'den okuyoruz. Melekleri ve ruhaniyeti biz niye görmüyoruz? Evet. O iki adam, biri bedevi, vahşi, diğeri medeni. O iki adam uzaklık sebebiyle bir veyahut göz zayıflığıyla iki veya o sarayın sekenelerinin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sekeneleri o iki adama görünmüyorlar. Üç, biz melekleri niye görmüyoruz? Bir. Ve de insanlar kabul etmekte niçin zorlanıyorlar? Üç tane sebebi varmış. Bir abi. Uzaklık sebebiyle, bunları izah edeceğiz şimdi. Uzaklık sebebi. İki. Göz zayıflığı. Üç. O sarayların sekeneleri. Evet, gizleniyorlarmış. Sekeneleri gizleniyorlarmış. Gizlenmesi sebebiyle. Melekleri niye kabul etmekte insanlar zorlanıyor? Efendim, biz melekleri niye görmüyormuş? Uzaklık sebebi. Bu uzaklığı ikiye ayırıyoruz abi. Maddi uzaklık, manevi uzaklık. Bakın, maddi uzaklık şu. Gittim ben mesela Selimiye Camii'ne, Süleymaniye Camii'ne. Kubbeye bakıyorum. Efendim, o dört tane sütuna bakıyorum. Oradaki şeye bakıyorum. Maşallah diyorum. Mimarisine ne sanat yapmış. Bakın, ben o sanatı takdir etmekten çok uzağım abi. Öyle değil mi? Evet, sanatın yanındayım. Aha bak, belki 2 metre, 3 metre değil mi? 10 metre. Ama o sanatı takdir etmekte değil mi? Oradaki çinecilik sanatını, oradaki akustik ses sistemini anlamakta, tartmakta çok uzağım. Ama bir tane mimar gittiğini düşün oraya abi. Şu andaki böyle aklı başında bir mimar nasıl takdir ediyor? Sayfalarca anlatıyor, oradaki sanatı takdir ediyor. Ben efendim o sanatı takdir etmekte, Mimar Sinan'ı anlamakta çok uzağım abi. Ama o mimar ise çok yakın o sanatı takdir etmek için. Şimdi biz meleği niye görmüyoruz? Görmekten ben çok uzağım abi. Bak şu ağacın mürekkel melekesi var. Niye görmüyorum ben? Uzağım yani onu görmekten. Ben uzağım yani. Manevi. Bir de manevi uzaklık var. Yani bir maddi uzaklık var. Manevi değil mi? Ehli değilsin. Bu ilk söylediğin manevi olmuyor. Bu maddi, yani sanatı takdir edemiyorsun. Hı-hı. Önce ben ağacı şey yapacağım, ondan sonra. Hı-hı. Şimdi manevi de abi, benim seviyem yok yani. Kalbimde onu görecek mana yok. Mesela misal, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Hamza demiş ki, ben demiş Cebrail'i görmek istiyorum. Hı-hı. Peygamberimiz göstermiş. Ne olmuş abi? Bayılmış. Bu ne? Bu manevi abi. Yani onu görecek neyi yok? Ama onu görecek şeyi olsaydı Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam rivayete göre iki kere asli suretinde görmüş abi. Hani ben Necmi İza Havada anlatılan gözü ne kaydı ne şaştı var ya. İki kere gördüğü tefsir alimleri söylemiş. Cebrail'in 600 kanadı var, hadiste geçiyor. Bir kanadı doğuyla batıyı dolduruyormuş yani. Böyle müthiş bir azameti varmış yani. Peygamber iki kere görmüş Aleyhisselatü Vesselam ve şaşırmamış yani. Doğuyla batıyı kapatıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hani hatırlarsanız Risale'de şöyle bir cümle var. Eski Said'in efendim aklıyla keşfettiği meseleleri yeni Said sunaat-ı kalbiyesiyle görmüş abi. Yani eski Said ne demiş? Allah ona göstermiş ki sen doğru tespit etmişsin yani. Mesela Hazreti Ali adaleti mahzayı esas tutmuş. O kadar hadiseler yaşamış. Hepsinde isabet etmiş abi. Üstad da söylüyor. Vermiş olduğu bütün kararlarda isabet etmiş. Doğası var. Mesela öyle olmuş ki 30 bin kişiyi kesmiş Hazreti Ali. 30 bin tane harici hafızmış hepsi değil mi? Nehrivan'da bilmem nerede. İsabet etmiş yani. Vermiş olduğu bütün kararlarda isabet etmiş abi. Adaleti mahzayı esas almış. Hiç ruhsatla amel etmemiş yani. Şeyin duası kim? Var abi. Allah'ımız sabiten lisanen. Evet. Vahdeten kalben diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ona duası var. Duası var. Ondan sonra sabit. Ondan sonra eski Said ne tespit etmiş? Yeni Said onu kalbiyle Allah ona göstermiş yani. Şimdi bu maneviye şeyin yani kişinin mertebe olarak. Evet, yani kalbinde mana olacak. Mesela şöyle diyelim. Adam mimar. Gitti o sanatı takdir ediyor ama o sanatın arkasındaki zatı görmüyor. O zaman o manevi görmüyor yani. Öyle değil mi? Tabii. Şu an mesela 50 kişi
Süleymaniye Selimiye Camii'ne gitsek, herkes oradaki ihtişamda boğuluyor. 3-4 kişi Mimar Sinan'a intikal eder yani. O 3-4 kişi işinden de belki bir kişi veya da hiç kimse. Ya bu Mimar Sinan'a bu istidat ve kabiliyeti Allah verdi yani. Çok az intikal eder abi. Ya camide boğuluyor ya Sinan'da boğuluyor yani. Allah'ın intikalı çok az. İlimden marifete. İnsanlar içinde de böyle abi. 7 milyar insan var. 1,5 milyar insan var. Bunun ne kadar Allah'ı biliyor yani. O şey örneği çok güzeldi abi. Kabe'yi dediniz ya, ev sahibini gördün mü? Evet. O da çok mükemmel yani tatbik. Şimdi melekleri niye görmüyoruz? Kabul etmekte niye zorlanıyoruz? Bir, uzaklık sebebiymiş abi. Bu uzaklığı ikiye ayırdık. Maddi manevi. İki, gözümüz zayıfmış abi. Yani melekler de ruhaniyat bizim gözümüzün önündeymiş. Bizim kalp gözü dediğimiz lügatıyla verelim abi. Değil mi? Veya da vicdanın o dört tane içeriği vardı ya abi. Onlar tam takır çalışmadığı için müşahede edemiyoruz. Değil mi? Zihin marifet noktasında efendim şey demek ki tam olmuyor ki bizim gözümüz zayıf. Bu göz zayıflığını buradan bu gözden alalım. Ta o letaif gözlerine kadar götürelim. Zayıfmış yani. Bakın boş hiçbir yer yok. Mesela şu dağın tepesini düşün. Şuraları düşün. Buralar vücut mu değil mi abi? Vücut. Var yani. Boş hiçbir yer yok yani. Göz zayıfmış. Üç. O sarayın sakinleri gizleniyorlarmış yani. Kendilerini göstermiyorlarmış yani. Ama görmek isteyen görüyor. Üstad Hazretleri Ayet-el Kübra 13. mertebe. Meleklerle konuşuyor. Melekler diyor ki bizde çok konuşan sizin senin gibi insanlar oldu ona diyor. Biz diyor ta Adem Aleyhisselam'dan beri değil mi? Anlatıyor yani. Meleklerle insan konuşabilir. Üstad Hazretleri de burada söylüyor. Yani meleklerle konuşmak istersen, cinlilerle konuşmak istersen hazır ol diyor. Niye? Çünkü onun zemini yapılıyor yani. Melekleri niye görmüyoruz? Kabul etmekte niye zorlanıyoruz? 3 tane sebebi var. Uzaklık sebebi, gözümüz zayıfmış, o sarayı sakinleri gizleniyorlarmış abi. Peki, meleklerin vazifesine şurada anlatıyordu, bunu mukaddimede anlatıyor. Şöyle bir cümle var, onu da söyleyeyim abi. Şimdi diyor ki, melekler ve ruhaniyat, ins ve cin gibi. Bakın çok önemli bir daha. Melaike ve ruhaniyat, ins ve cin gibi. Şu saray alemin seyircileri bir. Ve şu kainat kitabının mütalacıları. İki. Ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Şimdi şöyle abi. Melekler ve ruhaniyeti Allah niçin yaratmış? O sorunun cevabı. Allah alemi bir saray gibi yapmış. Bu sarayın seyredilmesini istiyor abi. Seyredilmesi. Kainatı bir kitap gibi yaratmış. Bu manaların mütalaa edilmesini istiyor. Allah'ın bu sarayda ve kitapta bir saltanatı var abi. Bu saltanatın dellalı olmasını istiyor. Yani Allah'ın burada Hafiz ismi var, Rahman ismi var, ilmi var, iradesi var. Bunun ilancılığının yapılmasını istiyor. Yani Allah melaike ruhaneti niçin yarattı? Şu vazife cinlerin ve insanlar. Cinlerin ve insanların maddesel ve mekansal noktada, zamansal noktada efendim diyelim ki bir nevi kusuru olduğu için bunların gidemediği efendim maddi manevi mahiyet insanı gidemediği yerlerde o vazifeyi kim yapıyor? Melaike ruhaniye. Ne yapıyorlar? Allah alem bir saray gibi yapmış, seyrediyorlar. Kitap gibi yapmış, mütalaa ediyorlar. Saltanatı var Allah'ın orada, onun dellallığını yapıyorlar. Kainatın her yeri saray gibi abi. Bana bir yer gösterebilir misin ki orası temaşa edilmez mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkarken cehennemin abi tabakalarını, o cehennem ateşini böyle temaşa etmiş, seyretmiş yani. Görmüş ki o ateşin içinde 3 kişi varmış ki yanmıyormuş abi. 3 kişi peygamberimizin amcası Ebu Talib efendim Hatemi Tayyi cömertlemiş. İkincisi de İran'ın adil bir hükümdarı Nüşriman. Çok adilmiş yani. Bu üçü cehenneme girmişler ama ateş onları yakmıyormuş. Bak o ateşi temaşa etmiş yani abi. Seyretmiş. Şimdi kainatta seyredilmeyecek bir yer var mı?
Efendim mana olmayan bir yer var mı? O zaman orada ne var abi? Hayattar vücuttur, ve şuurdan melaike ve ruhaniyat var. Peki melaikeli ruhaniyatın farkı ne? Onu da söyleyelim. Bunu abi şeyde söyle, ben uzamasın diye yerini şey yapmıyorum. Sayfa 505'te söylüyor. Melaikeli ruhaniyatın arasındaki fark şu abi. Melaikenin nezaret ettiği bir mevcut var. Nezaret ediyor. Mesela ağaç diyelim abi. Ağaca nezaret eden melaike var. Şöyle bir tane daha yazalım. Güneş. Güneşe nezaret eden melaike. Peki ruhaniyet ne? Şuraya yazalım. Ruhaniyet Risale-i Nur'da iki şekilde geçiyor abi. Benim gördüğümü söylüyorum. İki şekilde geçiyor. Bir, ölen insanlar, yani bu cesetten ruhu çıkmış. Mesela Bediüzzaman Hazretleri bu ruhaniyattır. Geylani Hazretleri bu ruhaniyattır. Cesetten çıkmış. Cesedi bırakmış yani. Vefat etmiş. Ölmüş demeyeyim mi? Ölmek cesede ait. Ölüm, mevt, vefat bunlar ayrıydı. Daha önce öyle bir dersler yapmıştık. Bilmiyorum artık. Mesela şöyle. Ölüm ne? Cesede ait bir özellik. Mevt neydi? Tebdil-i mekan. Tahvil-i vücut. Mevt'te ölmüyorsun. Peki vefat ne? Vefatta vefadan geliyor. Hatırlarsanız 8. sözde efendim bir tane adam var kuyunun içinde, yukarıda ne vardı? Aslan, aşağıda ejderha. Vefat demek kuyunun içindeki insanın aslanın yanına gitmesi. Aslan neydi abi? Ecel. Vefat demek o. Yusuf Aleyhisselam vefat etmiştir abi. Ne demiştir? Teveffini. Bak ve Allah'ı istemiştir yani en şaşalı zamanda. Vefasını göstermiş. Vefat öyle. Hani diyor vefat etti. O geberdi yani ötekisi. Ama bizim Türkçemize öyle girmiş yani. Ama baktığım zaman vefat nedir? Kuyunun içindeki insana. Abi. Şartlar ne olursa olsun aslanın yanına gitmek istemesidir. Gitmesidir abi. Aslan neydi? Ecel yani. Ya Rabbi işte ben geliyorum. Mevtini istemesi yani. Evet. Buna vefat yani ölüm, efendim mevt, vefat bunlar hepsi şey var. Bu vefatın külliyattaki şeyi biri sormuş da buna bir baktık yani nedir diye. Yusuf Aleyhisselam müşahhas bir örnek. Cenab-ı Hakk'ı istemesidir. Vefasını göstermek. Şu an Azrail Aleyhisselam gelse İbrahim abi dedi ki hadi İbrahim kalk gidiyoruz. O kadar şeylerle bağlanmışız ki değil mi? Ya dur bir dakika falan işte. Kimse gitmek istemez yani. Vefa etmek zor yani. Ruhaniyetin bir manası, iki manası var. Birincisi ne abi? Vefat edenlerin ve bütün ölenlerin diyelim abi lügat manasıyla ruhlarına ruhaniyet deniyor. İkinci bir mana, melaikenin nezaret ettiği bir mevcut vardı ya Mehmet abi. Ruhaniyetin nezaret ettiği mevcut yok abi. Aradaki fark o. Peki nezaret ettiği bir şey yok. Nezaret ettiği mevcut yok. Mevcut yok. Peki bunlar ne yapıyorlar? Burada söylüyor. Hadiste buna işaret edilmiş. Tuyurun, hutrun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut. Ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridir. Onlar bunların içine emri hakla girerler. Alemi cismaniyeti seyredip efendim o hayatlar cesetlerdeki göz, kulak gibi duygularıyla alemi cismanındaki mucize-i fıtratı temaşa ediyorlar. Yani bizim ruhumuz şu maddi alemi, atomik alemi görecek ya abi. Cesedi bir göze ihtiyacı var, kulağa ihtiyacı var değil mi? Cesedi alete ihtiyacı var. Ruhaniyetin aleti yok. Nezaret ettiği mevcut da yok. O zaman bunlar ruhaniyet dediğimiz mahluklar Allah'ın izniyle efendim sineklerin yani mahlukatın azalarını kullanıyor. Gözünü kullanıyor, elini kullanıyor. Efendim cesetlerini kullanıyormuş. Fıtratı temaşa ediyorlarmış Mehmet abi. Serbest melekler. Hadis buna işaret ediyor. Melek değil abi. Serbest yani bunlar. Bağımlı değil bir tarafta. Evet, bunlar oralarda Allah'ı tesbih ediyorlar. Allah'a ibadet ediyorlar. Bakın bir böyle ruhaniyet, melek değil ama ruhaniyet denen bir varlık var abi. Bir de ölenlerin ruhları var. İki şekilde yani. Mesela Bediüzzaman Hazretleri diyebilir Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi ben Çam Dağı'nda tefekkür ettim. Tekrardan gidip o
senin sanatını, değil mi? O zamanki hali, şimdiki haliyle tefekkür etmek istiyorum. Nasıl yapacak onu? Esbab noktasında, değil mi? O zaman Cenab-ı Hak ona bir ceset vermesi gerekiyor. Öyle değil mi abi? Nasıl görecek o ruhaniyet veya geçmişteki bizzat? İşte bir ruhaniyet böyle var. Bir de nezaret ettiği mevcut yok. Buna ruhaniyet deniyor abi. Peki bunlar ne yapıyorlar? Melekler ve ruhaniyet. Demin yazdık. Allah alemin sarayı gibi yapmış. Seyrediyorlar. Ne yapmış ya? Bu ağacı buraya nasıl dikmiş, değil mi? Bu güneşle bu küre-i arzın şeyini nasıl ayarlamış? İlahi. Allah kendi kitap gibi yapmış. Mütalaa ediyorlar. Orada Allah'ın saltanatı var. Onun dellallığını yapıyor. Orada yapıyor. Birbirlerine biz nasıl anlatıyoruz böyle? Onlar da yapıyorlarmış Osman abi. Şu an meleki bir vaziyetteyiz. O ölenlerin ruhaniyatlarıyla ruhaniyatı biraz daha şey yapabilir miyiz? Açmak mı abi? Evet. Mesela şey geldi aklıma, ben de düşündüm. Mesela diyoruz ya, işte onun ruhaniyatı burada hazır oldu. Evet. Yani hissediyoruz. O ölenlerindir. İşte bir de ayrıca ruhaniyat var, evet, diyor ya. Onlar melek değil abi. Ne o zaman? Melek değil ama sesten, kokudan. İşte mahiyetini tam bilmiyoruz. Öyle haklısın geçiyor. Öyle. Abi, sesten, nurdan, evet, rayihadan diyor. Ruhaniyatı. Şöyle abi, şu soruya cevap verelim. Çok güzel bir soru Mehmet abi. Mesela insan, melaike, cin eşittir ruhaniyet. Bunlar da ruhaniyet abi. Ruhaniyeti bir böyle varlık var. Bu da ruhaniyet yani. Mesela ben öyle bir şey olurum ki ruhaniyet kesbedebilirim yani. Hem burada duruyorum hem de falanca yerde namaza giderim, değil mi? Orada bir ders daha yaparım. 2-3 yerde derste bulunurum. Şimdi yapamıyorum ama inşallah yaparım. Potansiyel var. O potansiyel var. Zaman ve mekana mukayyet değil. İşte ruhaniyet, şunlar da ruhaniyet yani. Bu abi. Çünkü ruhu var yani. Tamam. Şimdi bunların hem ruhaniyet hem bunların kendine mahsus neyi var? Cesedi var. Kendine mahsus. Evet. Kimisi atomdandır, kimisi manadandır, kimisi dumandandır, cinler değil mi? Ateştendir. Cesetleri de var. Hem de ruhaniyet deniyor yani. Şimdi toparlıyoruz. Melekleri biz nasıl tasdik edeceğiz? Bu anlattığımız birinci esasa göreydi. Vücudun hayat ve şuurla münasebetini bileceğiz. Peki, melekleri biz niye görmüyoruz? Üç tane sebebi vardı. Uzaklık sebebi, göz zayıflığı, o sarayın sekenleri gizleniyordu. Sonra onların vazifesi ne? Saray gibi yapmış, Allah seyredecekler. Kitap gibi yapmış, mütalaa edecekler. Saltanatı var, dellallığını yapacaklar. Melaike ve ruhaniyet arasındaki fark neydi? Melaikenin nezaret ettiği hariçte bir mevcut var. Ruhaniyet ikiye ayrılıyor. Ruhaniyetin nezaret ettiği vücut yok. Abi, efendim, vefat edenlerin ruhları, değil mi? Onlara da ruhaniyet deniyor yani. Veya da insan, melaikecik, bunlara da ruhaniyet deniyor. Bunların şu atomsal fıtratı temaşa için ceset lazım, atomsal yani. İşte Peygamberimiz hadiste işaret etmiş. Duyurun, hudrun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut. Bir kısım hayvanat o ruhaniyetin neymiş? Yani gözü kulağıymış, şeymiş, ona biniyormuş, fıtratı temaşa edilmiş. Cenab-ı Hakk'a tesbihat yapıyormuş. Dedik. Birinci esas da bu. Anlattık abi. İkinci esas. Bir şey, sinek bahsine girebilir mi? Büyüklerimize sorarız. Eve giren kışın sinekleri öldürmeyin diye. O sineklerin... Bir manası olabilir abi. Temaşa etmek isteyen... Yani o evde ruhani bir hava var veya bir ilim meclisi var da efendim büyük bir zat gelmiş, acaba onu mu yoksa pisliğe mi gelmiş? O da var yani. Nezaretle temaşa arasında ne fark var abi? Abi nezaret ileride gelecek o. Tamam, bekliyoruz. Evet. Nezaret hani... Alemine dağıtmayın. Gelecek. Yok. Tamam abi. Ne, tamam. Gelmezse sorarız. Geleceğiz. Eğer unutursam şey yapmayın. Gelsin. Var abi. Sorun cevabı var. Şimdi ikinci esasla biz melekleri nasıl tasdik edeceğiz? Efendim, melek meselesinde manevi icma olmuş. Peki bu manevi icmayı kim yapmış? Okuyorum abi. İkinci esas, melaikenin vücuduna ve ruhanilerin subutuna sabit olduğuna ve hakikatlerinin vücuduna bir icma-i manevi. Tabirde ihtilaflarıyla beraber. Yani niye maddi olmamış? Eğer maddi olsaydı herkes aynı şeyi söylerdi. Değil mi? Tabirde ihtilaf ettikleri için icma-i manevi diyor.
İcmayı manevi ile tabirde ihtilaflarla beraber bütün ehli akıl ve ehli nakil bilerek bilmeyerek ittifak etmişler. Hatta maddiyatta çok ileri giden hükemanın meşayun kısmı melaikenin manasını inkar etmeyerek her bir nevin bir mahiyet mücerredi ruhaniyeleri vardır diyerek melaikeyi öyle tabir etmişler. Hem hükemanın işrakiyun kısmı melaikenin manasında kabule mustar olarak yalnız ukulu aşere erbabul enva ismini vermişler. Sonra hatta akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten cemaat derecesine sukut, manen sukut etmiş maddiyyun ve tabiyyun dahi melaikenin manasını inkar etmeyerek kuvve-i saniye namıyla bir cette kabule mecbur olmuşlar. Bakın meşayun demiş ki her bir nevin bir mahit mücerredi ruhaniyeleri vardır. Bu melekler diyor işte. İşraki gün demiş. Meşayun demek Aristo'nun peşinden gidenler. İşraki gün demek her şeye kalbi müteveccüh olanlar. Abi. İşraki gün de melaikenin manasını kabul etmişler. Demişler ki erbabul enva. Yani bütün envaların bir Rabbi var. Üstad diyor ki bunlar melekler diyor yani. Ondan sonra akılları gözlerine inmiş. Maddiyun, tabiyun. Onlar demiş ki cereyan eden kuvvetler var demiş. Yani yer çekimi kuvveti var ya abi. Efendim, onların o dedikleri o kuvvet melekeler ellerinde yani. Bak ehli akıl ve nakil. Ehli nakil dediği ne? Bütün ehli edyan. Melekül cibel, melekül bihar, melekül emtar değil mi? Ölüm meleği var Azrail, hayat meleği var. Hangisiydi? İsrafil. Hepsi yani bizim ehli din, bütün dinler ve ehli akıl. Bütün o felsefik akımlar neyi kabul etmişler? Melaikenin manasını kabul etmişler. Biz melaikeyi tasdik ederken bileceğiz ki bunu hiç kimse itiraz etmemiş yani abi bu mesele. İtiraz etmemiş derken hani kabul etmemezlik yapmamış. Aklı başında olsun olmasın yani. Kabul etmişler ama tabirde ihtilaf olmuş yani. Peki bu melekler abi en güzel Kur'an-ı Muzil beyan şerh etmiş bu melekler. Nasıldır? Efendim ne yaparlar? Değil mi? Vazifelerinde şeyler şöyleymiş. Kur'an-ı Muzil beyan der ki yani bütün felsefik akımlar bu ikinci esasta anlatıyor abi. Bir tabir etmişler ya. Üstad diyor ki en güzelini Kur'an yapmış. Peki Kur'an nasıl tarif etmiş buna? Şöyleymiş. Kur'an-ı Muzil beyan der ki melaike İbad-ı mükerremdir. Bir, emre muhalefet etmezler. İki, ne emrolunsa onu yaparlar. Üç, melaike etsam-ı latife-i nuradiyedirler. Dört, muhtelif nevilere münkasımdırlar. Beş abi. Kur'an-ı Muzul Beyan melekleri böyle tarif etmiş. Beş tane özelliği var. Evet diyerek, şimdi bu cümleyi tahkikat yapıyor. Evet, nasıl ki beşer bir ümmettir. Kelam sıfatından gelen şeriat-ı ilahiyenin hameleleri, mümessilleri, mütemessilleridirler. Öyle de melaike dahi muntazam bir ümmettir ki onların amele kısmı irade sıfatından gelen şeriat-ı tekviniyenin hamelesi, mümessili ve mütemessilidir. Şimdi bu önemli abi bunu yazalım. Şunu silin. Bu şey çok önemli. Şuraya yazalım. Mümessil, mütemessil. Hamele. Mümessil, mütemessil. Şimdi önce insanlardan örnek verdi. Dedi ki insanlar kelam sıfatından gelen emirlerin neyiymiş insanlar? Hamelesiymiş. Mümessiliymiş, mütemessiliymiş. Mesela Cenab-ı Hak dedi ki namaz kılın. Oruç tutun. Bunun muhatabı kim? Yani hamele demek muhatap demek abi. Üstüne bunun o emri yani kelam sıfatından gelen namaz kılın, oruç tutun emrini yüklenen kim? İnsanlar İnsan. Abi. Bu ne? Bütün insanlar yani. Beşer dedi çünkü. Beşer hamele. O emrin muhatabı. Muhatap. Mümessil o beşerin içinden o emre uyanlar. Mesela şu an namaz kılan, oruç tutan ne kadar var? 1,5 milyar var değil mi abi? Şimdi Allah'ın namaz ve oruç
emrinin efendim hamelesi olan beşer içinden 1,5 milyar insan o namaz ve orucun veya diğer kelam sıfatından gelen emirlerin mümessili oluyor abi. Evet. Yapıyorlar. Mütemessil de Cenab-ı Hak onu harici vücutta gösteriyor yani. Mütemessil Allah yaratıyor yani. Harici vücuda çıkarıyor. Mütemessil Allah'ın onu harici vücuda çıkarması. Hamele. Bütün muhataplar. Mümessil. O emri yapmaya çalışanlar. Mütemessil de Allah'ın onu harici vücuda göstermesi. Şimdi bakın misal bu. Ondan sonra melek. Melekler de abi evet. Melekler de yazıyoruz. İrade sıfatından gelen abi çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerinin hamelesi, mümessili, mütemessili. İrade sıfatından gelen. Aynen böyle. İkisi bu sıfat. Şimdi her yerde bu söylenmez ama burada şimdi bu kaldırılır yani bu abi. Bu hususi aramızda kalsın. Bu aramızda kalsın. Bu külliyatta var. Bu böyle yani abi. İster bilelim, ister bilmeyelim. İster fark edelim, ister fark etmeyelim. Şimdi söyleyeceğimi şaşırabilirsiniz abi. Şimdi biz nasıl burada misal verdi bakın. Kelam sıfatından gelen namaz kıl, oruç tut değil mi? Bu emirlerin muhatabı beşerdi. İrade sıfatından ne kadar gelen emirler var? Onların muhatabı melekeymiş. Bakın meleke de imtihan oluyor abi. Nasıl imtihan oluyor? Şimdi bizim üstad ve kabiliyetlerimiz çok cami olduğu için emre muhalefet edebiliyoruz. Ama melekenin o manadaki istat ve kabiliyeti camiyet olmadığı için emre muhalefet edemiyorlar. Mesela misal Cenab-ı Hak dedi ki meleklere hitap ediyor. İrade sıfatı. Diyor ki mesela bu güneşe nezaret edecek meleke var mı? O melek diyor ki ben varım diyor. O emri yerine getiriyor abi. Yağmur damlasına Cenab-ı Hak diyor ki ben bu yağmur damlasını alemi şahide indireceğim. İrade ediyor. O bir melek diyor ki ben bunu indirebilirim diyor. Bir istidadı var abi meleğin. Ve onu yerine götürüyor abi. Mehmet abi. Ona imtihan denir mi ki abi ya? İrade var ama ihtiyar yok orada. İrade tamam. Cüz ihtiyarıyla teklifi yani yapıyor ama buna imtihan denir mi? Yani bir imtihan oluyorlar. Emre imsal ediyor yani itiraz şeyi yok. Yoksa iki yerde geçiyor şöyle. Bir 20. sözde var. Bir 24. mektubun zeylinde var. Adem Aleyhisselam'a melekler secde etti. Buradaki mana 3 taneymiş. Tamam. Hizmet. Emir. İtaat. Tamam. Bir de inkiyat. Şeytan secde etmedi. Bunda da 3 mana varmış. Tekebbür. İmtina. Bir de fıtratın bozulması var abi. Yani şeytan nerede? Bu üçündeymiş abi. Nerede fıtratı bozuk bir şey var? Şeytan onu yapıyor. Kesinlikle abi. Şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Üstad bu manayı vermiş abi. O secde etmemenin arkasında külli bir düstur, külli bir mana var. Nerede bir tekebbür, nerede bir emirden çekinmek, nerede bir bozuk fıtrat var? O şeytan orada. Şimdi melekler nerede? Melekler Adem'e secde etti. Bu ne demek? Hizmet. İtaat, inkiyat. Kainatta ne kadar mevcudat var? İnsana hizmet ediyor. İnsanın emrine verilmiş. İnsana boyun eğmiş. Bunların yularları kimdeymiş abi? Melaikenin elindeymiş yani. Melaike secde etti demek buymuş yani. Şimdi insana hizmet etmeyen, itaat etmeyen, inkiyat etmeyen, hatırlarsanız 24. sözün zeylinde bunu müsaade eder Cebrail Aleyhisselam için söylüyor. Yani Cebrail Aleyhisselam o Miraç yolculuğunda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yol göstermek, işte hizmet etmek, şey yapmakla melaikenin Hazreti Adem'e sırrı sucudunu gösteriyor diyor. Hatırladınız bilmiyorum abi. O zaman yani belki herkese söylemek şaşırabilirsin derdi ama meleklerin imtihanı var fakat abi şöyle hani bizimki gibi değil mi? Bir istidadı var yani. Ve de ona muhalefet etmiyor hemen onu yapıyor yani. Yani cüz-i ihtiyarını hep şeyde kullanıyor. Evet. İnkiyatta, yani bir tane var abi. Yani ben hani ikinci bir şeyde kullan öyle bir şey yok. Bir şey yok. Mesela şöyle güneşe müekkel melek tek ya ben buluta müekkel olayım nezaret edeyim diyemiyor. Evet. Çünkü Allah onun istat ve kabiliyetini ona göre yapmış. Diyor ki ben bunu yaparım diyor.
Ve de bu sistem öyle bir işliyor ki abi. Bunu yaparken zevkle, şevkle, evet, şururla, lezzetle. Yani oradan gelen emri yerine getirmek. Burada abi şey diyor, bir onu ne diyorsun ona? O diyor ki öyle de melaike dahi muazzam bir ümmettir ki. Evet. Onların amele kısmı diyor. Evet. Şimdi amele olmayan kısmı da var. Yani evet, gruba girmeyenler de var. Amele kısmı irade sıfatından gelen şeriat tekniğinin amelesi. İşte ben abi şöyle amele derken mesela Cebrail Aleyhisselam çalışıyor. İsrafil Aleyhisselam çalışıyor. Amele olmayan da ben şahsen o sorunun cevabını bilmiyorum. Göremedim yani. Tamam. Ahmet abi bilmiyorum, siz gördünüz mü? Yani çalışmayan, bir hizmet ifa etmeyen melek var mı? Başka amelelik dışında demek ki başka... Mesela Cebrail amele midir? Mesela şöyle, amele biz deyince ne anlıyoruz abi? Bir patron var, bir de onun ameleler var değil mi? Öyle anlaşılıyor yani. Şimdi, patron mesela amele değildir. Evet. İşi yöneten, idare edendir. O noktada mesela Cebrail amele midir? Bence işin yani fiili taraftaki kısmı, yani bu mahlukat, masnuattaki kısmında rol alanlara sanki amele gibi geliyor. Ama mesela, kendisi de bizzat geliyor abi. Mesela Cebrail İsrafil icabında amele değil herhalde. O zaman şöyle diyelim, üstadımız abi bunu üçe ayırmış. Hmm. Hani Azrail Aleyhisselam meselesini hatırlarsanız, Azrail Aleyhisselam bütün ruhları kendisi mi alıyor? Avaneleri var. Avaneleri mi var? Yoksa efendim başka üç tane mana var. O zaman dediğiniz gibi de alabiliriz abi. Hmm. Yani o mana da var yani. Patron da bazen kullanıcısı yani, var, işe girer yani, evet, onu amele etmez ama, yani. Ama işin sahibi, yöneticilik başka bir şey. Ama arada girer yani işin içine. İşte amele deyince ben şahsen hepsini aldım yani. Yani burada bence amele deyince melekler arasında da sınıf farkı var. İşte, zaten söyledi yani. Abi, muhtelif nevilere yani. Munkasımdır. Yani muhtelif vahye, ilhama, ölüme, hayata değil mi? Tabii. Böyle nezareten melekler varmış yani. Neviler var. Neyi anlatıyorduk en son abi? Yani şeyi anlatıyor. İradesi. Melekler. Yani Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Nasıl anlayacağız bunu? Bunun arkasındaki mana neymiş? Hizmet. İtaat, inkiyat. Kainatın insanın emrine verilmesinde. O bütün sistemi hariçte nezaret eden değil mi? Efendim. Şöyle de anlıyoruz abi şunu. Mesela bizim devleti düşünelim. Devletin kanunları var. Bak böyle bir misalle anlatayım daha güzel olur. Bu kanunları adliyede savcı, hakim var değil mi? Savcı, hakim. Mesela emniyette ne var? Polis var. Aynen başka? Zühtürük, müftürükte abi. Zühtü var. Din görevlisi var yani değil mi? Bak. Tabii. Devletin kanunlarını kim nezaret ediyor? Bunlar nezaret ediyor. Kelam sıfatından gelen kanunlara kim nezaret ediyor? Bütün beşer. İrade sıfatından gelen Allah'ın yer çekimi kanunu var. Değil mi? İtme çekme kanunu var. Suyun kaldırma kuvveti var. Bunlara kimin elinde? Nasıl emniyet polisin elinde? Adliye savcı hakimin elinde? O kanunlar da melekenin elindeymiş abi. Ne kadar böyle kanun var? Ne var? Hizmet, itaat, inkiyat, melaikenin secde etmesi onu ifade ediyormuş yani. Ne kanun var, ne özellik varsa abi. Ama orada çok önemli bir nokta var. Tek yönlü. Menfi yok. Müspet evet, hep. O yani çok önemli yani. Dedi abi, itaat Kur'an mi? Dedi ki onlar emre muhalefet etmezler. Evet. Yani Cenab-ı Hak dedi ki efendim, yani keyfiyetini bilmiyoruz. Bize emir geldi. Peygamberle geldi o emir yani. Değil mi? Namaz kılıyor. Öyle biliyoruz. Şimdi onlara da bu soru sorulmuş yani. Ve onun bir istidadı var, onu yerine getiriyor abi. Lezzetle, şekle yani. Bir istidadı var, muhalefet etmeden onu yerine getiriyor. Mesela benim diyelim ki, bana şu işi yapar mısın? Yaparım. Bunu şunu onu yapamam ben. Derim yani. Öyle değil mi? Aslında burada bize bir şey mi göstermek istiyor? Bak ben sizden zıtları alınca böyle olacaksınız. Evet. Diyebiliriz abi. İki yönde var ya insanda. Hem melek evet, hem şeytani var. Şunu anladık. Devam ediyor dersimiz. Üçüncü esasta ne anlatılmış? Üçüncü esasta melek meselesi vahdani bir hakkatmış. Şunu sileyim abi. Ne demek vahdani bir hakkat? Şu önemli abi. Şimdi altı iman esası vardı. Değil mi? Bak
Bu itikadi bir mesele yani. Bu melekleri böyle bilmiyorduk biz. Tabii canım. İtikadi bir mesele. Bir, kaç tane iman esası var? Altı. Allah, peygamber, efendim, melekler, meleklere iman, kitaplar, kitaplara iman, efendim, kaza ve kader, bir de ahiret. Öldükten sonra dirilmek değil mi? Ahiret. Ahirete inanmak. Ahiret. Şimdi abi, şu altı iman esası ayrıdır. Bu altı iman esasından yapılan iman ayrı bir şey. İman ayrı, iman peygamberlere, peygamberler değildir yani ve kitaplar değildir. Bu altısı bir araya gelince iman oluyor abi. Mesela ben hepsini kabul ediyorum. Ahirette işte şüphelerim var, kabul etmiyorum. İman olmuyor. Hepsini kabul ediyorum. Efendim, şunu kabul etmiyorum, olmuyor. Veyahut da ben altı iman esasını kabul ettim ama İdris Aleyhisselam'ı haşa kabul etmiyorum. Gene iman olmuyor abi. Veya hepsini kabul ettim, kitaplara imandaki şu ayeti kabul etmiyorum. Gene iman olmuyor. Altı iman esası ayrı bir şey. Ondan çıkan iman ayrı bir şey. Cüziyatını inkar etmekle, külliyatını inkar etmek, küllünü kabul etmekle, hepsini kabul etmek aynı. Şimdi melek meselesi de böyleymiş abi. Ben melekleri kabul ediyorum dedim mi, mesela yağmur katlesini, müekkelini kabul ettim. Hepsini kabul etmiş gibisin. Bu melek meselesi öyleymiş abi. Üçüncü esas da o anlatılmış. Vahdani bir hakikatmiş. Birini inkar etsen hepsini inkar ediyorsun. Birini kabul ettin mi hepsini kabul etmiş gibisin. Çünkü sistemi meleksiz ifade edemezsin abi. Yani sen sistemi Allahsız, peygambersiz ifade edemeyeceğin gibi meleksiz de ifade edemezsin. Şu görmüş olduğun kanunları kim tutacak? Değil mi öyle? Kim nezaret edecek? Kim o işleri efendim esbab noktasında Cenab-ı Hak onları yaptırıyor yani. Öyle değil mi? Üçüncüde neymiş? Melek meselesi tek bir hakikatmiş abi. Vahdani bir hakikatmiş. İman gibiymiş yani. İman nasıl altı esastan ve onun cüzlerinden yapılmış? Birini kabul etmemekle cüzünü kabul etmemek aynıymış yani. Bu imanın esaslarına niye girmiş meleklere iman? Desek yani nasıl bir cevap veririz? Yani ne gerek var ki meleğe iman etsen? Şimdi şöyle abi. Meleklere, şimdi Allah'a iman. Kainata bakıyoruz. Peygamber kainata ya. Melekler de kainatta yani. Hani biz görmüyoruz onun olmamasına. Bu da Allah'ın ilmini, iradesini, kudretini hepsini gösteriyor yani. Yani Allah'a imanın delilleri aslında peygamberlere imanın da delili abi. Meleklere imanın da delili yani. Hepsi birbiriyle bağlı yani. Bütünlük. Evet. Mesela şöyle, ben çok zenginim, benim fabrikalarım var ama işçilerim yok. Nasıl zenginsin sen? Öyle değil mi abi? İşçin olması gerekiyor. Yani mesela bir insan düşün ki emrinde 3 milyon kişi çalışıyor. Veya bir ağa düşün, bir ağa duydun, o köyde bir hafta yemek vermiş, gece gündüz. Yapma ya, nasıl bir ağa? Duydun ki bir ay vermiş, duydun ki bir sene vermiş. Vay be adam, ne cömertmiş değil mi? Ne şeyi varmış yani. İşte Hatemi Tayı öyleymiş abi. Kim ne istiyor gelsin Hatemi Tayı verecek demiş yani. O kadar zenginmiş yani. Hani o ihtiyar bizzat ne demiş? Ben demiş dikenleri benim de taşırım. Hatemi Tayı'nın minnetini almam demiş. Onun eşyaları onun olsun demiş yani. Hatemi Tayı ne demiş? Benden daha cömert o adam demiş yani. Çünkü minnet altına girmiyor. Bakın Hüsrev Hazretleri hiç minnet altına girmemiş abi. Fakat bir yerde başım gözüm üstüne onun gönderdiği hediyeyi kabul ettim diye abi. Ve başım gözüm üstüne diye abi. Hulusi abi mi? Yok. Geçmiş. Yok. Nerede biliyor musun abi? Bu Bardo layıkasında Nuh diye birisi Medine'ye gidiyor ya. Medine'den bir tesbih geliyor. O getirdiği tesbih başım gözüm üstüne diye yani. Ondan sonra orada bir cümle var. Nasıldı? Minel Habibi Habib. İşte, yani Habib'in diyarından gelen her şey sevilirmiş abi. Evet. Bakın o yüzden oraya gittiği zaman insan kusur görse çok yazık yani abi. Bir eksi. Çünkü Habib'in diyarında üstad onu söylüyor abi. Her şey sevilir diyor abi. Oradan gelmiş. Leyla ile Mecnun'u biliyorsunuz abi. Mecnun bir tane kediyi görmüş ayağa kalkmış. Demişler ki niye ayağa kalktın? Bu kedi
Leyla'nın köyünden geçmiş. Yani üstad dedi, ben diyor o tesbihi, onun gönderdiği o şeyi başım gözüm üstüne kabul ediyorum. Neden? Küllü şeyin minel habibi habib. Habibin diyarından gelen küllü şey. Her şey sevilir diyor abi. Bak alma yok, ben işte ne kadar yerde kaideme muhaliftir diyor değil mi? Hiçbir şey almıyor. Ama o tesbihi, o hurmayı kabul etmiş. Niye? Küllü şeyin minel habibi habib. Habibin diyarında. Şimdi habibin diyarında böyle olsun. Allah'ın diyarında abi. Allah'ın diyarında adam birini kötü düşünüyor, kötü bakıyor, efendim, canı sıkılıyor, morali bozuluyor. Yani bu Allah'ı tanımamak, bilmemek yani. Devam ediyoruz abi. Abi şöyle desek, ben bir hani şeyimi paylaşayım. Evet. Bu meleklere iman niçin Allah'ın, yani o kendime sordum, daha önce biraz şey yapmıştık müzakere de. Şimdi meleklere iman hani Cebrail peygamberimize getirmiş. Tamam, onun ötesinde benim meleklerle ne işim olur? Niye imanın esasına girsin? Yani çok da böyle bir hani kitap benim için, peygamber benim için, kaza kader benim için, ahiret gideceğim yer, Allah zaten ona iman etmem lazım. Hepsi birebir alakadar da melek böyle hiç yani peygamber olsun da benimle alakası yok gibi duruyor da o zaman yani burada hani bu mümessillik, hamelelik, mütemessilliği bütün sistemi anlayabilmek için bunu anlaman yani hakiki iman etmek için veyahut da diyelim bu yapıyı melaikenin bu sistem içerisindeki vazifesini anlaman gerekiyor. Lazım. Şahit anlamazsan iman etmiş sayılmıyorsun aslında. Yani çok kritik bir şey belki de. Peki iman esasları içerisinde ne? En uzak kaldığımız yani çok temaşa yani müteala işte tellallak. Yani o kısmı bana çok şey geliyor, can alıcı. Yani niye girmiş iman esasına çok önemli aslında. Yani mesela benim en herhalde uzak durduğum konu odur yani. Diğerleriyle hep bir işimiz var. Melaike sistemini, yani melaike bizim için Cebrail'dir. İşte veya Mikail, İsrafil gibi böyle daha uzakta. Değilmiş. Uzakla. Nerede vücut var, orada ne varmış? Hayat başlıyor orada. Yani evet. Melaike ruhaniyat. Sistemi çözmek, melaikeyi anlamaktan geçiyor. Bir de şey var, yani melaikenin külli ubudiyetini fark etmezsen, senin ubudiyetin çok nakıs kalıyor. Şurada bir cümle var, şey diyor. Madem bu nihayetsiz tezinat, nihayetsiz bir vazifeyi tefekkür ve ubudiyet ister. Halbuki, İns ve cin şu nihayetsiz vazifeye, evet. Şu hikmeti nezarete, şu vüsatli ubudiyete karşı milyondan ancak birini yapabilir. Evet. Yani o zaman ubudiyet hakikatini anlamak, anlayacaksın ki imanın tam olsun. İman ve olsun. Sen ubudiyetinde onlara da mümessil olaraktan, onların yani namına Cenab-ı Hakk'a sen tabii, iman etmiş halifeyi arz o zaman oluyorsun. Yani büyük sistemin büyük bir parçası aslında. Aslında altı iman esasına baktığımız zaman sanki melek hepsinin bir bağı direkt imana getiriyor. Ubudiyetin cemi. Yani ubudiyetin cemi. Öyle demek lazım yani. Yani Allah'a imanın mertebeleri var. Peygamber meleklere imanın da var abi. İşte bu konuşmalar onunla o mertebeler yani. Evet. Kaderin nasıl mertebeleri var değil mi? Yani meleklere iman çok ders yapılmıyor. Çok böyle bunlar konuşulmuyor evet, yani. Evet, aynen. Yani çok sırlar var. Bu da bir mertebe yani. Allah'ın ilim, irade, kudretine diğer esmalarını nasıl diğer hakikatlerden anlıyoruz? Lezzetle. Aynısı meleklerin imanı da var. Sen ortak oluyorsun. Şimdi abi vahdani bir hakikat. Onu söyledik. Şunları sileyim. Yoksa bir de cüz'i bir meleklerin vazifesi ve sureti var. Şöyle abi. Ha, burada şimdi, biraz daha açık, netleşir evet, bence. Dördüncü esas da şöyle diyor abi. Evet. Şimdi melek şurayı önce okuyayım. Melekler abi bu harici mevcudatın neresinde? İçinde mi? Dışında mı? Yoksa 5 kilometre öteden mi onu idare ediyor, nezaret ediyor? Bunu nasıl yapıyor? Bu sorunun cevabı şuymuş. Melaikeler şuradan alayım. Mevcudat-ı hariciyenin her biri. Mevcudat-ı hariciye demek harici vücuda çıkmış. Hani vücutlar çok diye abi. İtibari, emra bir sürü vücut vardı. Evet. İrade ve kudret tarih edince harici vücut oluyor. Hariçte gözüküyor yani. Mevcudatı haricinin her biri. Sureten camit, şuursuz iken gayet hayatkerane ve şuurdarane vazifeleri ve tesbihatları vardır. Elbette nasıl melekeler bunların yani mevcudatı haricinin alem-i melekutte mümessilidirler, tesbihatlarını ifade ederler. Yani melekler de melekut mevcudatı hariciyenin her birinin yapmış olduğu tesbihatı, ubudiyeti,
alemi melekutte Cenab-ı Hakk'a şuurlu bir şekilde takdim ediyorlarmış. Ne bakıyor, yani şu hayvanat, görmüş olduğumuz camidat, ağaç. Camidat, ne bakıyor, evet, hayvanat. Esma-i ve efsaf-ı ilahiyi nasıl gösteriyor? Melek şuurlu bir şekilde bunu Allah'a takdim ediyormuş abi. Bak işte onun. İnsanların ne kadar, evet, fark ediyor değil mi? Bir daha okuyorum. Melaikeler mevcudat-ı hariciyenin alemi melekutte mümessilidir. Bunların tesbihatlarını ifade ederler. Bu anlaşıldı değil mi? Yazalım abi. Bu çok önemli ama. Evet abi. Söyle abi bir daha sakince. Evet. Melaikeler mevcudat-ı hariciyenin alem-i melekutte, mülk aleminde mümessilidirler. Tesbihatlarını ifade ediyorlarmış. Yani güneşin müekkel melaikesi var. Mevcudat-ı hariciyenin. Nasıl tesbih ediyor Allah'ı? Şuurlu bir şekilde mülk aleminde. Yeah. Evet. Şimdi bakın burası çok önemli abi. Şimdi gelecek cümleler. Kaçırmayalım. Bunlar dahi, bunlar dediği ne? Mevcudat harici. Ağaç, güneş, bulut, ne hava, bata, su, toprak. Mevcudat haricinin her biri alemi mülk ve alemi şehadette o melaikelerin timsalleri, haneleri, mescitleri hükmündedirler. Şimdi söyleriz abi. Dananın kuyruğu kopuyor. Timsal. Teli gibi yani. Timsal. Hane. Mescit. Evet. Hane. Bir de mescit. Şimdi abi şöyle bir örnek vereyim ben. Ağaç diyelim. Bir de güneş düşünelim. Bir de bulut yazalım abi. Cami var. Şimdi buna müekken melek var. Bu ağaç, bu güneş, bu bulut, bu müekkel meleğin mescidiymiş abi. Orada ibadet ediyor. Nasıl ibadet ediyor? Hatırlarsanız başta geçmişti. Orayı temaşa ediyor. Efendim orayı seyrediyor. Orada Allah'ın bir ilmi var. Bakın Hüseyin Hazretleri Allah'ın ilmi o kadar camiyetini anlıyor ki. Bütün ilimleri düşün şu an, fenli şeyleri. Esma-i Hüsna'nın kainat kitabında yazmış olduğu mananın %1'ini şu an okuyamamış yani. Meleğin orası yani ağaç, meleğin mescidiymiş, orada ibadet ediyormuş. Güneş, meleğin mescidiymiş, orada ibadet ediyormuş. Bulut ve hakeza, diğer mevcudatı harici, melaikenin mescidiymiş. Bir, iki eviymiş. Bütün geçimini orada sağlıyormuş abi. Üç, timsaliymiş. Bu ne demek? Şimdi ben aynanın karşısına geçtim. Bu benim suretim abi. Peki timsal ne? Güneş çıktığı zaman... Şöyle abi güneş düşünelim. Şurada bir ayna var. Bir deniz düşün. Bu denizden güneş gözüktü veya bir aynadan dışarı çıktı ya abi. Burada güneşin timsali gözüküyor. Çünkü buradaki dışarı çıkan güneşle bu aynadaki gözüken güneşle yukarıdaki güneş bir derece birbirine benziyor. Buna timsal deniyor abi. Evet. Ama benim aynadaki suretim Risale-i Nur okumuyor. Değil mi? Tabii. Veya da hafız bir adamın aynadaki sureti hafız değil. Zengin bir adamın aynadaki sureti zengin değil. Özelliklerini taşımıyor. Özelliklerini taşımıyor ama timsalde özelliklerini taşıyor. İşte melaike yani mevcudatı hariciye melaikenin timsaliymiş. Buna müekkel melek yani ağaca müekkel melek ağacın timsali demiş. Şimdi şu çok önemli şunu karıştırmayalım. Melekler insan gibi bir surete inhisar etmezler abi. Neden? Çünkü nurani varlık olduklarından. Nasıl güneş nim nurani olduğu halde papatyada beyaz, gülde kırmızı, çam ağacında yeşil olmuş. Güneşin bir sureti yok değil mi? Nasıl rengarenk? Melaike nurani varlık bir surete inhisar etmiyor. Fakat nezaret ettiği efendim mevcudatı hariciyenin timsalinde gözüküyor abi. Yani ağaca müekkel melek düşün şimdi gelecek üstadımız bunu söylüyor abi. Şimdi söyleyeceğim. Şu ağaca müekkel melek aynı böyle abi. Şurada anlatacağız. Melaikenin suretinde abi. Evet. Timsali. Yani şu ağaca müekkel melek bu ağacın timsalinde abi. Alemi melekutte bu şekilde Cenab-ı Hakk'a bunun ubudiyetini takdim ediyor yani. Mesela güneşe müekkel melek. Güneşin timsalinde böyle abi. İsrafil tarif ediyor abi, ya. Evet. Çiçek koparttırmayacaksın bize hiç ya. Abi işte. Öyle. Aslında burada çok önemli bir şey anlatılıyor. Evet. Yani tamam bu bizim için ne olacak? O önemli. O ağaç orada yaratılmış. Ona timsallik yapıyor. Peki biz? O zaman bizdeki fıtrat bozulunca evet.
timsallik, hanelik, mescitlik olamıyoruz. Evet. O zaman şöyle oluyor abi, şöyle de bir şey çıkıyor. Şimdi bizim, şimdi melekler yapılan her şeyi şuurlu takdim ediyor ya. Evet. Bizim yapılan her şeyimizi aslında bir nevi bizim şahs-ı manevimiz yani. Abi bizim siretimiz, şahs-ı manevimiz yani öyle bir manası var ama ben şimdi isimlendiremedim. Yani bizim o gaflete daldığımız veya gün içerisinde onların hepsini şuurlu bir şekilde melaikimiz ifade ediyor. Evet. Abi. Bozuyoruz abi. Ya bu aynen öyle. Şimdi şöyle, şunu anladık değil mi abi? Şimdi mesela güneşe müekkel melek düşünelim. Üstad diyor ki nar nuru yakmaz diyor değil mi abi? Evet. Güneşe müekkel melek. Bu güneş onun mescidi, hanesi, timsali abi. Müekkel melek güneş gibi aynı yani. Şimdi melek bir surete inhisar etmez. Mesela Azrail Aleyhisselam'ı düşünelim. Kimi adama eşkıya olarak geliyor. Kimi adama evliya olarak geliyor. Kimi adama bir talebi olarak geliyor. Kimi Sinir adama suretinde geliyor. Bak ne kadar farklı değil mi? Melek böyle abi. Bu ama bu timsel noktasında buna nezaret ettiği kadar görüntüsü öyle abi. Timsali kendisi yaptı zaten. Evet. Hal, hareket, yaşantısı, evet nazarı. Nazarı hepsi birleşti. Timsali oldu, evet. Ne gördü? Yani sen Azrail'ini oluşturuyorsun aslında. Evet. Bu anlaşıldı mı abi? Evet. Meleklerin meşri demiş, haneşimiz timsali. Şimdi Peygamberimiz demiş ki aleyhissalatü vesselam bazı melaike var ki 40 bin başı var. Bazı melaike var ki 40 bin başında bu kadar tesbihatı var. Efendim bu kadar tesbihatında şu kadar zikri var değil mi? Bu gerçekmiş abi. Şurada melaikenin vazifesini söyledik. Neymiş? Mevcudat-ı haricenin alemi melekutte neymiş? Tesbihatlarını ifade etmiş. Vazifesi oymuş. Peki sureti ne? Aynı göründüğü gibiymiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir rivayet yapmış abi. Böyle rivayet yapmak da meleklerin vazifesini ve suretini söylemek istemiş. Burada söylüyor. Elbette muhbir-i sadıkın rivayet ettiği melaikeler hakkındaki suretler gayet münasiptir, gayet makuldür. Bazı büyük mevcudat-ı cismaniye vardır ki 40 bin baş, 40 bin tarz ile vazife-i ubudiyeti yapar. Mesela sema güneşlerle, yıldızlarla tesbihat yapar. Zemin tek bir mahluk iken 100 bin baş ile, her başta 100 bin ağız ile, her ağızda 100 binler lisan ile vazife-i ubudiyeti ve tesbihat-ı Rabbani. Yani şu ağaca görmüş olduğumuz müekkel melek bu kadar başı varmış abi. Yapraklara dedi. Yapraklara dedince tesbihat şey varmış. Üstadımız Emir Dağ Laikası'nda diyor ki abi aynen şu ifade var. Küre-i hava diyor ki bu hadis benden haber veriyor abi. Ne? Şu küre-i? Küre-i hava. Hava zerreleri. Hava zerreleri diyor ki bu hadis benden haber veriyor. Dedi ya bazı melaike var ki şu kadar başı. Şimdi bir hava zerratını bir düşünelim. Ne kadar hava zerratı var abi? Ona müekkel meleğin o kadar başı varmış. O hava zerratında neler gözüküyor neler gözükmüyor? Onlara tesbihatmış, zikirmiş abi. O kadar tesbihatı Rabbaniyesi varmış yani. O kadar başı var. Bak küre-i zemin dedi. 100 bin başıyla. Küre-i zeminde ne kadar mahlukat var? Küre-i zemine müekkel olan melaikenin o kadar başı varmış abi. 400 bin. İşte peygamberin söylediği bu hadis gayet münasipmiş, gayet makul. Peki, bundaki asıl mana ne? Şuymuş abi. Melaikenin, bu hadisin, şu hakikat-ı hadisinin bir manası var, bir sureti var. Manası ne? Manası şudur ki, melaikenin ibadatı hem gayet muntazamdır, bir, hem mükemmeldir. İki, hem gayet külli ve geniştir. Üç. Şimdi peygamberimiz böyle demekle ne demek istiyormuş? Yani melekler muntazam ibadet ediyorlar. Mükemmel ibadet ediyorlar. Külli ve geniş ibadet ediyorlar. Ama biz ise muntazam ibadet edemiyoruz. Bak bazen unutuyoruz. Bazen gaflete dalıyoruz. Ve yapmış olduğumuz ibadet külli değil, geniş değil. Hem de mükemmel değil. Ne kadar kusur var değil mi? Nasıl üstün oluyor? Ya. Ama bizde nefis var aşarak yani. Şey var. Engellerden geçer. Melaikada şu var ama güneşten sorun merak. Sadece güneşin yaptığı ubudiyette ifade ediyor. Evet. O zaman insan, kendi vazifesinde insan, külli veya... Tabii sadece kendi vazifesinde. Olacak.
Ama insan şuur imanla bütün mahlukatın, bütün mevcudatın, hatta şöyle söylüyor. Ne diyor? Hadisin manası buymuş abi. Yani şöyle hakikaten hadisin, evet abi. İnsan, şu kainat sayında bir nevi hademe olan insanlar hem melaikeye benzer hem hayvanata benzer. Melaikeye, ubudiyeti külliyede, nezaretin şumurunda, marifetin ihatasında, rubiyetin dellallığında meleklere benzer. Belki insan daha canlıdır. Evet. Beyaz muhtemelen. Marifetin ihatasında, ubudiyeti külliyede. Bu sadece sunum olduğu yerdeki şeyi, tesbihat 357'ydi. 357. Peki, hakikati hadisenin manası oydu. Neymiş? Üç taneymiş. Melaikenin ibadatı, muntazam, mükemmel, külli ve geniş. Peki hadisin sureti ne? Yani melaikenin vazifesi sureti ne? Şu yani harici mevcudatın timsaliymiş abi. Yani ne görüyorsan ona müekkel melek, nezaret eden meleğin bir görüntüsü melekü talimde öyleymiş. Osman abi. Ama o şekle münhasır değil. Değil. Azrail Aleyhisselam. Aynı şahadetteki görüntü. Mesela diyelim ki bana gelecek mesela yine o şey bir surette, gibi. Sana tabii, gelecek tabii. Bir surette. Güneşin muhataplarına verdiği renkler gibi evet, abi. Farklı farklı. Şöyle olabilir mi bu timsal hane mescitten şeyde? Hepsi timsali gibi değildir. Tabii tabii. Bazısı içinde sadece yaşıyor, bazısı sadece orada ibadet evet, ediyor. Üçü ayrı ayrı. Üçü ayrı ayrı. Hepsi timsali değildir. Bir kısmında timsal, bir kısmında hane, bir kısmında mescit olarak kullanıyor. O manada var. Bir noktayı nazarda hem timsalidir, hem hanesidir, evet. Hem mescididir de olabilir. Üçü birden olmayabiliyor yani, da. Ayrılmadığı için bir şey diyemiyorum abi ya bu söylediğinize. Tamam, yer göstermek gerekir yani. Tamam yani hani böyle bir bak, evet. Bakmak lazım ona. 24. sözdeki melaikeyi anlatan yerde izah ediyor ona. Nerede abi? Nasıl izah ediyor? 24. sözde şey var ya. Dört kısım alanı diye izah ediyor. Evet. Yani hepsinde illaki üçü de olmak zorunda değil. Bir kısmında timsal, bir kısmında hane, bir kısmında mescit. Veya bir kısmı da tamamı da olabiliyor. Yani o zaman eksik olur abi. Niye? O zaman nerede ne ibadet yapacak yani? Nezaretleri farklı farklı. Geçimini sağlayacak. Geçim sağlayacak derken ne yapacak? Sadece. Şey yok ki. Olur mu? Nasıl yaşayacak o ya? Biz de ekmek yiyoruz. Biz gibi düşünmemek lazım. Neyse ona bir bakalım. Ona bakalım abi. Yine bakalım. Tamam. Yani ama ben ayrı ayrı düşünemiyorum. Çünkü burada ayırmadığı için o melaikelerin timsalleri, haneleri, mescitte. Ve desem olabilir ama virgül dediği için virgül koy ve dememiş yani. Hepsi o zaman. Hayır, evet. Dersimizi toparlayalım. Tamam. Benim sorum ne oldu abi? Ha? Ne oldu benim sorum? Nazarla şu şey. Soru neydi abi? Mescid mi? Yok müşahide. Nezaretle. Nezaretle müşahide mi dedik? Temaşa. O zaman abi şöyle diyelim. Yani melekle ruhaniyet arasında fark vardı ya. Yani bu ayrıdır çünkü nezaretle temaşa ayrıdır. Şimdi mesela şu ağacı temaşa ediyoruz. Diyelim ki temaşa ettik. Orada ne gördük? Ağaç. Yani efsaf-ı ilahiye var değil mi? Ya tefekkür evet. Şimdi bir de o ağacın güneşle münasebet kurması gerekiyor. Havayla münasebet kurması gerekiyor. Toprakla mineral vitamin münasebet kurması gerekiyor ya. Buna nezaret melaike yapıyor. Temaşa ile arasındaki fark biri efsaf-ı ilahiyeye efendim fark ediyor. Diğeri hem fark edip hem ona iş yaptırıyor yani. Nezaretle temaşa. Hem nezaret hem temaşa yapamaz mı? Yapıyor abi. Melekler işte. Melekeye ne gerek var o zaman ya? Ruh yapsın hepsini ya da. İşte ruhun cesedi yok. Atomik cesedi yok ya. Yani ruhaniyet de bir varlık. 2-3 tane manası var, onu söyledim. Evet. Allah razı olsun, Fatiha.